arkası yarın. Güller ve Dikenler 10. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ferruh Sağırlı. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Nihal orta halli bir ailenin tek kızıdır. Dikiş dikerek aile bütçesine katkıda bulunmaktadır. Bir gün dikiş dikmek için gittiği bir evde Levent adında genç bir makine mühendisiyle tanışır. Levent bir görüşte Nihal'e aşık olur ve evlenme teklif eder. Levent'in annesi Keriman Hanım'ın itirazlarına rağmen gençler evlenir. Nihal kocasını kıramayarak kayınvalidesinin evine taşınır. Ama o andan itibaren de hayatı zehir olur. Oğlunu hastalık derecesinde seven Keriman Hanım resmen gelininden kıskanır ve bu evliliği bozmak için de elinden geleni yapar. Annesinin laflarına inanan Levent sık sık karısıyla kavga edip ona hakaret eder. Nihal tam ayrılmaya karar verirken hamile kaldığını öğrenir. Baba olacağına sevinen Levent karısına daha şefkatli davranır ama bu mutluluk fazla sürmez. Keriman Hanım yine oğlunu gelinine karşı kışkırtarak huzursuzluk çıkartır. Tam bu sırada Nihal'in babası ölür ve genç kadın annesini yalnız bırakmamak için baba evine taşınır. Levent'i de bu evde yaşamaya çağırır. Ama Keriman Hanım karşı çıkar. Bunun üzerine Nihal ayrılmaya karar verir. Bir gece Nihal sancılanır. Annesi hastaneye götürür ve Nihal burada erken doğum yapar. Bir erkek evladı olmuştur. Hasibe Hanım en yakın komşusu Şengül Hanım'ı arayarak ondan Levent'e telefon açarak baba olduğunun haberinin verilmesini ister. Şengül telefon açar, telefona Keriman Hanım çıkar. Şengül Keriman Hanım'a bir torunları olduğunu ve Levent'e haber vermesini ister. Keriman Hanım hiçbir şey söylemeden telefonu kapatır. Şengül abla, dün gece Levent'e bir oğlu olduğunu haber verdiniz mi? Verdim Nihal. Uyuyormuş. Keriman Hanım'a söyledim. İnanamıyorum. Bir baba nasıl olur da oğlunu görmeye gelmez? Bu çocuğu yalnız başıma yapmadım ki ben. Acaba Levent'e söylemedi mi Keriman Hanım? Böyle bir gaddarlık yapabilir mi? Bu kadından her şey beklenir. Onların evinde neler çektiğimi bir ben bilirim, bir de Allah bilir. Tahmin edebilirim Nihal'cim. Torunu olduğunu söylediğimde en ufak bir sevinç belirtisi göstermedi bile. Sabahleyin Levent'e söylerim dedim. Kendileri bilirler. Biz vazifemizi yaptık, bildirdik. Gelirler gelmezler, sahip çıkarlar çıkmazlar, onların bileceği bir iş. Ben yavrumun büyütmesini bilirim. Adını ne koyacaksın Nihal? Bilmiyorum. Doğumuna daha 2 ay olduğu için düşünmemiştim. Ama herhalde göbek adına rahmetli babamın adını veririm. Hasan koyarım. Anne. Buyur yavrum. Levent'ten hala bir haber yok değil mi? Yok kızım. Biliyorsun Şengül arayıp haber vermişti ama. Ben o gece koşar gelir sanmıştım. Hatta belki aranız yumuşar diye umutlanmıştım da. Boş ver anne. Demek bizden öyle nefret ediyor ki evladını bile görmek istemiyor. Olur mu güzel kızım? Hadi seni gözden çıkarttı. Bu yavrunun, bu sübyanın günahı ne? Oğlumu ne zaman görebilecekmişim anne? Bir iki güne kadar kucağına vereceklermiş. Biliyor musun? Daha yüzünü bile göremedim. Acaba kime benziyor? Kime benzemesi önemli değil. Bahtı açık olsun torunumun. Hayret bir şey Nevzat. Bugün 3. gün hala Levent gidip de oğlunu görmemiş. Vay terbiyesiz. Yahu insan nasıl olur da evladını görmez Şengül? Aklım almıyor. Güya efendi aklı başında bir gençti. Bak ne diyeceğim Nevzat. Kardeşim Akif'i arayıp Levent'le konuşmasını isteyeceğim. Bu kadar da olmaz, yazıktır yani. Nihal'cık hastanede tek başına çile doldururken, Doğan evladı küvezde yaşama savaşı verirken, nasıl olur da Levent bu kadar duyarsız kalır anlayamıyorum. Evet haklısın, ara bakalım. Levent'le bir konuşsun. Ben de çok merak ettim bu işi. Alo.
Bu işte mutlaka bir iş var Nevzat. Ben Keriman denen o canavar kadına güvenmiyorum. Alo? Akif? Buyur abla. Akif, biliyorsun Nihal doğum yaptı. Biliyorum abla, dün Sevgi ile birlikte uğradık. Zavallı kız öyle üzgün ki Levent denilen terbiyesiz zahmet edip de oğlunu ve karısını görmeye gitmemiş. Ben de bunun için aramıştım seni. Şu Levent'le bir konuşsana. Derdi neymiş? Sen onun en yakın arkadaşısın. Vallahi aslında bu yaptıkları yüzünden onu hiç aramak istemiyordum ama madem istiyorsun arayıp konuşayım. Konuş ya. Çünkü bir baba ne kadar insafsız olursa olsun evladını inkar etmez Akif. Bu işin içinde mutlaka bir iş var. Olur abla, konuşurum. Levent. Vay Akif. Gel gel, ne iyi ettin de geldin, özlemiştim seni. Gel geç otur şöyle. Ne haber, ne yapıyorsun? Ne olsun be Akif'cim, geçim mücadelesi, çalışıyoruz işte. Sevgi nasıl, iyi mi? İyi, ne yapsın. Ya siz ne yapıyorsunuz? Nihal'le olan meseleniz ne aşamada? Kötü be Akif. Boşanacağız sanırım. Çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok be Akif. O annesinin evinde oturmak için ısrar ediyor. Ben de annemin evinde oturalım diyorum. Böyle bir inatlaşma var aramızda. Ama inan, durumun bu hale gelmesine çok üzülüyorum. Anladığım kadarıyla sen pek boşanmaktan yana değilsin. Değilim tabii. Nihal iyi kız, seviyorum onu. Ama gel gör ki anlaşamıyoruz işte. Epeydir gördüğüm de yok. Sen görüyor musun? Görüyorum tabii. Dün ziyaretine gittim. Ziyaret mi? Ne ziyareti? Nereye ziyaretine gittin? Hastaneye. Haberin yok mu yoksa? Aman Allah'ım. Hastaneye mi? Nihal'e bir şey mi oldu yoksa? Levent, olanlardan haberin yok mu ya? Karın 3 gün önce doğum yaptı aslanım. Neler söylüyorsun sen Akif? Doğum mu yaptı? Yani ben şimdi baba mı oldum? Evet, hem de oğlan babası. Nihal erken doğum yaptı. Ama karının da oğlunun da durumları son derece iyi. Harika, çok iyi. Ya ama Akif, neden bana haber vermediler? Ben hala onun kocasıyım ve o çocuğun da babasıyım. Bilmek benim de hakkım değil mi? Bu yaptıkları çok ayıp bir şey. Hey, ağır ol bakalım. Sana, yani size karın doğum yaptığı gece haber verildi Levent. Şengül ablam arayıp bildirdi. Şengül abla mı bildirmiş? Kime bildirmiş Akif? Annene. Aman Allah'ım. Neler söylüyorsun sen Akif? Annemin haberi var mıydı yani? Yo, olamaz. Yok canım, bunu yapamaz. Bu kadar da fazla. Bana hiçbir şey söylemedi Akif. Yok ya. Biz de senin hakkında gelmediğin için kötü kötü düşünüyorduk. Allah biliyor ya, buraya senin yüzüne tükürmeye gelmiştim aslında. Demek bir oğlum oldu ha. Aslan oğlum benim. Ya ama Akif, bu annem ne yapmak istiyor hiç anlamıyorum. Bilmiyorum Levent. Bunu ona sor. Hadi gel, hemen hastaneye gidelim. Zavallı Nihal sen gelmediğin için öyle üzülüyor ki. Daha fazla üzme karını. Anne, arayan soran yok değil mi? Yok kızım. Boşver, üzülme. Artık sen annesin. Üzüntüden sütün filan kesilebilir. Diyeceğim Levent'i bırak da oğlunu düşün artık. Haklısın anne. Girin. Merhaba. Annemiz nasıl bugün? Sen misin Akif? Hoş geldin Akif Bey oğlum. Hoş bulduk Asibe Ana. Nihal, Levent burada. Burada mı? Sonunda zahmet edip de teşrif etti demek. Nerede peki? Hastanede. Bebeği görmek için bakım odasına gitti. Neden hemen gelmemiş de 3 gün sonra gelmiş? Keriman Hanım söylememiş. Bugün benden öğrendi bir oğlu olduğunu. Aman Allah'ım. Bu ne biçim bir ana? Böyle zalimlik olur mu Allah aşkına? İnsan nasıl olur da oğluna bir evladı olduğunu söylemez. Allah istersin bu kadını. Gelininden intikam alayım derken oğluna acı çektirdiğinin farkında değil. Biliyor musun anne? Keriman Hanım'ın böyle bir şey yapacağını tahmin etmiştim ama günaha girmeyeyim diye hiçbir şey söylemedim. Nihal. Levent. Oğlumuzu gördüm. Sana benziyor. Ben daha görmedim. Yarın göstereceklermiş. Biliyor musun? Çok güzel bir çocuk. Sahi mi? Nihal, elim boş geldiğim için kusura bakma. Akif baba olduğumu söyleyince her şeyi unutuverdim birden. 3 gündür gelmeni bekliyordum. Evet. Ne yazık ki biraz önce öğrendim. Ama bunun hesabını birilerinden soracağım Nihal. Çünkü beni sizin karşınızda öyle zor duruma düşürdü ki. Öfkelenme oğlum. Annendir. Kusurludur ama yine de kalbini kırma. Ne yapalım? Onun da yaratılışı böyle.
Belli ki seni herkeslerden kıskanıyor. Anne, nasıl yaparsın bunu? Neden bana haber vermedin? Aman, ne yapalım yani, unuttum işte. Kafamda bin türlü şey var. Hanımefendinin doğum yaptığını mı aklımda tutacaktım? Saçmalıyorsun anne. Bu unutulacak bir şey mi? Her şeyi bir kenara bırak. Bu senin torunun be. Ay, torunumsa torunum, ne yapalım yani? Aman Allah'ım, inanamıyorum, inanamıyorum buna. Anne, Nihal ne yaptı ki sana doğurduğu bebeğinden bile nefret ediyorsun? Varma üzerime. Bak, gittin gördün karını, yine değiştin. Hemen seni bana karşı doldurdular değil mi? Ne doldurması anne? Tam tersi. O beğenmediğin kayınvalidem annene karşı öfkelenme, bağırma diye bir de nasihatta bulundu bana. Ay, numara bunlar, numara. Seni kendilerine bağlamak için böyle terbiyeli davranıyorlar. Anne, anne, sen hastasın. Senin tedavi olman gerek. Evet evet, seni tedavi ettirmek gerek. Çünkü normal bir insan gibi davranmıyorsun sen. Ne? Terbiyesiz. Ben senin annenim, annen. Benimle böyle konuşmaya utanmıyor musun? Son ana kadar sana inanıyordum. Benim mutluluğum için çırpındığını sanıyordum anne. Ama şimdi anladım ki meğer sen benim mutsuz olmam için elinden geleni yapıyormuşsun. Dur, nereye gidiyorsun? Merak etme, buradayım. Ama birkaç güne kadar ayrı bir ev tutup karımı ve oğlumu kendi evimize götüreceğim. Ne? Yani barıştınız mı? Hani ayrılacaktınız? Ayrılmamız için bir neden kalmadı artık anne. Yine yapacağını yaptı o yılan değil mi? Seni benden ayırıyor. Kandırdı seni. Benden kopartacak seni. Biliyordum. Biliyordum böyle olacağını. Anne, anne, nereden çıkartıyorsun bunları? Neden bu düşünceler içindesin hiç anlamıyorum. Ben yapayalnız kalacağım bu dünyada. Sen de gideceksin. Beni aramayacaksın, sevmeyeceksin. Anneciğim, neden sevmeyeyim seni? Ne zaman istersen gelirsin evimize. Orası da senin evin olacak. Ama artık benim de kendime göre bir hayatım olması gerekiyor. Ben hep senin yanında kalamam ki anne. Evliyim ben. Karım var, çocuğum var. Seni özlediğimiz zaman Nihal'le birlikte geliriz buraya. Hayır, hayır. O yılan benim kapımdan bile içeri giremez, anladın mı? Adım bile atamaz buraya. İstemiyorum o kadını bu evde. İstemiyorum, sakın getireyim deme. Peki anne, peki. Nasıl istersen, getirmem. Çok şükür uyudu. Levent. Efendim canım. Neyin var? Yüzün yine asık, bir şey mi oldu? Yok, hayır. Ama anneme canım sıkılıyor Nihal. Ayrı bir ev tutacağımızı söyleyince çıldırdı. Aklını oynattı. Nihal, biliyor musun? O hasta. Ben evden ayrılınca yalnız kalacağını, öleceğini sanıyor. Canına kıymasından korkuyorum. Allah korusun. Keşke bu gece annen nerede kalsaydın. Sakinleştirseydin. Şu anda bizden çok onun sana ihtiyacı var. Ne fark eder ki Nihal? O beni bir geceliğine değil, ömür boyu yanında istiyor. Olsun. Madem şu anda aklın annende, git. Gönlünü al. Belki sakinleştirirsin. O kadar iyisin ki Nihal. Az kalsın her şeyi yanlış anlayıp senin gibi bir insandan ayrılacaktım. Anne, neredeyse 10 gün oldu. Ayıp oluyor. Kalk gidelim de torununun yüzünü gör bir. Levent doğru söylüyor Keriman. Bırak şimdi o inadı da. Biliyor musun bak, o çocuk bizim torunumuz. Ay, anası da oğlu da yerin dibine batsın. Ne güzel ayrılıyordu Levent. İblis kadın, çocuk doğurup yine oğlumun aklını çeldi. Yetmiyormuş gibi bir de benden ayırıyor onu. Hanım, hanım, sen hastasın. Eğer böyle devam edersen bak, seni bir ruh doktoruna götüreceğim. Biliyor musun? Senin niyetin Nihal değil. Bir başka kız da olsaydı sen yine aynı şeyleri yapardın. Bana bak, topla artık kendini. Ama... Son defa söylüyorum Keriman. Bu zırvaları kes ve giyin. Hemen gidip gelinimizi ve torunumuzu göreceğiz. İşte o kadar. Peki, peki. Ama söyleyeyim. Sizinle geliyorsam torunumu görmeye geliyorum. O kadının yüzüne bile bakmayacağım. Son zamanlarda annemi anlamakta çok zorluk çekiyorum baba. Nihal ona ne yaptı da ondan bu kadar nefret ediyor? Hala anlamadın mı oğlum? Anan seni garip bir şekilde kıskanıyor. İşte o kadar. Ha,
Hanimiş benim güzel oğlum, canım, yavrum, bir tanem benim. Nihal kızım, gel hadi. Çorban soğuyacak, iki lokma ye. Geliyorum anne. Levent de gelecek mi diye mi? Gelecekse bekleyelim çocuğu. Gelecek ama saat vermedi. Yine annesinin krizi tutmuş. Sakinleştirmesi için ben yolladım onu. İyi etmişsin kızım. İnan kızmıyor, acıyorum o kadına. Bir doktora görünse belki tedavi olur. Siz benim ölmemi istiyorsunuz. Ölünce kurtulacaksınız benden. O Nihal denen kadın da kurtulacak. Zaten canına minnet benim ölmem. Saçmalama anne, nereden çıkartıyorsun bunları? Kızcağızın sana bir şey söylediği mi var? Hadi hadi, müdafaa etme karını bana. O ne şeytandır o. Annesiyle birlik olup seni kandırmışlar. Benden ayırmak için komplo kurmuşlar. Keriman, Allah aşkına sus. İyice saçmalamaya başladın. Bak çocuk araba kullanırken sinirlerini bozma. Levent dikkat et. Karşıdaki araba üzerimize geliyor. Ah benim güzel torunum. Rahmetli dedesi sağ olsaydı bayılırdı artık. Sen evlendikten sonra ne demişti bana biliyor musun Nihal? Ne demişti anne? Hasibe, ölmeden kızımın evladını görsem de onu alıp parklarda gezdirsem, salıncaklara bindirsem, luna parklara götürsem demişti. Ama Allah kısmet etmedi işte. Böyle konuşup da ağlatma beni anne. Zaten saatlerdir içimi bir sıkıntı sardı. Levent'tir, ben açarım. Aa, Akif, hayrola? Nihal. Akif, neden gelmiyorsun? İçeri girsene Akif Bey oğlum. Ben girmeyeyim Hasibe Ana. Buraya Nihal'i almaya geldim. Beni almaya mı? İyi ama neden? Nereye gideceğiz? Levent. Levent mi? Yoksa Levent'e bir şey mi oldu? Kaza geçirmiş. Hastanede. Kaza mı? Ne kazası oğlum? Araba kazası. Keriman Hanım'la Halis Bey de arabadaymış. Belki de buraya geliyorlardı. Bir arabayla çarpışmışlar. Peki durumları nasıl Akif? Ben bilmiyorum. Gidelim de orada öğrenelim Nihal. Akif, doğru söyle. Yoksa öldü mü? Başın sağ olsun Nihal. Hayır. Hayır, olamaz. Aman Allah'ım. Kayınpederin de vefat etmiş. Bir tek Keriman Hanım yaşıyor. Ama o da ağır yaralıymış. Yeter artık, ağlama Nihal. Bebeğini düşün, sütün kesilebilir. Allah'ın takdiri Nihal bacı. Elimizden ne gelir ki? Bir tek Keriman Hanım kurtulmuş o feci kazadan. Ne? Kayınvalidem yaşıyor mu? Yaşıyor Nihal. Söyledim ya sana. Yoğun bakımda şu anda. O zaman kendini görelim. Nasıl olduğunu öğrenelim. Bakın, doktor odadan çıktı. Doktor, doktor. Buyurun hanımefendi. Ben içerideki yaralının geliniyim. Durumunu öğrenmek istiyorum. Merak etmeyin, yaşayacak. Ama ne yazık ki bundan sonraki ömrünü yatalak olarak geçirecek. Boyundan aşağısı felç olmuş. Aman yarabbi. Yani kayınvalidem yatağa mı mahkum? Maalesef. Geçmiş olsun. Kadere bak. Ne dedin Şengül abla? Hiçbir şey. Ne yapacaksın şimdi? Yapmam gerekeni. O benim oğlumun babaannesi. Ve artık hiç kimsesi yok. Ona hayatımın sonuna kadar bakmak benim görevim. Aferin be Nihal bacı. Hem de sana bütün bu yaptıklarından sonra. Sen gerçekten eşi enderi bulunmaz bir insan mısın? Ne oldu bana? Halis nerede? Oğlum, Levent'im nerede? Sakin olun, sakin olun lütfen. Bir kaza geçirdiniz. Bir haftadır da buradasınız. Evet, evet, bir kaza. Hatırlıyorum. Arabayı oğlum kullanıyordu. Sonra bir araba üstümüze geldi. Bize çarptı. Sakin olun, sakin olun. Kocam, oğlum, onlara ne oldu doktor? Üzgünüm ama başınız sağ olsun hanımefendi. Onlar sizin kadar şanslı değillermiş. Öldüler. Ne? Öldüler mi? Evet. Aman Allah'ım. Kocam, oğlum,
Oğlum, öldüler mi? Hayır, hayır, inanamıyorum. Yalan söylüyorsunuz. Gideceğim, gideceğim, onlara bakacağım. Durun, dikkat edin. Aman Allah'ım. Bir dakika, kaldırayım sizi. Ayaklarım tutmuyor. Durun, kaldırayım sizi. Doktor, neden ayaklarım tutmuyor? Ne var benim? Kazada omurilik kemiğiniz kırılmış. Boyundan aşağınız felç oldu. Yani şimdi ben artık ömür boyu hep yatalak mı kalacağım? Maalesef öyle. Olamaz. Ne kocam, ne oğlum. İkisi de yok artık. Bundan sonra kim bakacak bana? Merak etmeyin anne. Ben bakacağım. Ne? Nihal. Sen ha. Aman yarabbi. Üzülmeyin. Yalnız değilsiniz. Ben hep yanınızda olacağım anne. Doğru mu Nihal? Sen bütün sana yaptıklarımdan sonra seni üzmeme rağmen bana bakacak mısın? Geçmişi unutun artık. Ya ama neden? Levent kocamdı anne. Onun ölümüyle akrabalığın sona ereceğini mi sanıyorsunuz? Siz benim oğlumun babaannesisiniz. Utandırıyorsun beni kızım. Keşke o kazada ben de öleydim de bu iyiliğinin karşısında ezilmeseydim. Demek takdiri ilahi dedikleri buymuş. Affedebilecek misin beni Nihal? Estağfurullah. Ben kimim ki sizi affedeyim? Hadi ağlamayın artık. Hem torununuzu merak etmiyor musunuz? Öyle büyüdü ki görünce pek seveceksiniz onu. Torunumun adı ne? Göbek adı Hasan. Rahmetli babamın adı. İlk ismini fırsat bulup da koyamamıştım ama şimdi koyalım artık. Oğlumun adı Levent olsun. Bu isim ikimizin de hayatında önemli bir yer tutmuştu anne. Güller ve Dikenler adlı oyunumuzun 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.